Merhaba. Mercado tarafından BTC Türk için hazırlanan Kripto İlham'a hoş geldiniz. Her bölümde kripto sanat dünyasından ilham verici içerikleri ele aldığımız video serimizin 6. bölümünde amorf ve sürprizli tasarımlarıyla öne çıkan mobilya tasarımcısı Misha Kahn, eserleri ve son günlerde tanıttığı fantastik mobilya tasarımlarından oluşan NFT koleksiyonuyla tanışacağız. Tasarım, tanımı gereği bir problem için üretilen çözüm olma özelliği taşıdığından pek çok kritere bağlıdır. Mimarlıkta arazinin yapısı, iklim, kullanıcı deneyimi gibi kriterler göz önünde bulundurulurken, mobilya tasarımında ergonomi, malzeme seçimi, dayanıklılık gibi kriterler öne çıkar. Bir mobilya tasarımcısı olan Misha Kahn'ın tasarımları ise kriterler ve sınırları zorlamasıyla meşhur. İşlevi ön planda tutmayan yaklaşımı, tasarım ve sanat kavramları arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor. Sürprizli, renkli, eğlenceli, amorf, fantastik gibi pek çok sıfat Misha Kahn'ın tarzını tanımlarken kullanılabilir. Tasarımcının her zaman sınırları zorlayan tavrı pek çok malzeme ve teknikle çalışmasını sağlamış. Metal, cam, ahşap, tekstil, seramik, bronz döküm, fiberglass ve çimento kullandığı malzemeler arasında. Tüm bu malzemeleri kullanırken tasarım sürecine yön veren özelliklerin başında da deneyselliği geliyor Kahn'ın. Bir bant tankı tasarlarken sünger deniz makarnalarını bükerek yaptığı maketi fotoğraflarını çekerek 3D modele dönüştürmesi ve bu modelle ürettiği kalıptan son ürünü elde etmesi deneysel yaklaşımını gösteren bir örnek. Rhode Island School of Design'da mobilya tasarım bölümünde başlayan eğitimle ilişkisi, kültürler arası ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan Fulbright programıyla İsrail'deki Bezalel Academy of Arts and Design'da ve ardından Creative Glass Center of America at Wheaton Arts'ta araştırma görevlisi olarak devam etmiş. Kendi özgün tasarım tarzıyla dikkat çektiği ilk sergisi, 2014 yılında Museum of Arts and Design'ın düzenlediği NYC Makers Mad Biennial kapsamında gerçekleşmiş. Bu serginin ardından geniş kitleler tarafından kabul gören Kahn, kendi sesini duyurduğu pek çok projeye imza atmış. İki solo sergisi tasarımcının kariyerinde öne çıkıyor. Bu iki sergiden ilki 2017 yılında açtığı Midden Heap. Midden Heap, Kahn'ın çöp yığınlarının kum yerine kıyı şeridini kapladığı Rockaways'teki Dead Horse Bay'e yaptığı çöp toplama görevlerinden doğmuş. Dokuma, metal kaplama, cam üfleme ve bronz dökümünün bir kombinasyonuyla Kahn, zengin malzemeleri asılan eşyalar ve çöplerle yan yana getirerek bir malzemeyi diğerine göre kategorize etme veya önceliklendirme dürtüsünü eleştiriyor. Diğer sergi ise 2020 yılında açılan Soft Bodies Hard Spaces. Bu sergide sanatçı doğal varoluş duyumuzu yansıtan alternatif bir ortam önermek için farklı tekniklerdeki yaratıcı süreçleri kullanıyor. Soft Bodies Hard Spaces, Kahn'ın analog ve dijital prodüksiyon arasında geçiş yapan ve malzeme hiyerarşisini eşitleyen akışkan iş akışını gösteriyor. Bu sergideki eserler, stüdyosunda sıkça kullandığı teknikler olan dökme metal, el dokuma ve seramik ile Kahn'ın Corning Cam Müzesi'nde konuk sanatçı olarak keşfettiği camı içeriyor. Elleriyle yaptığı üretimlerle özdeşleşse de, hibrit tasarım süreçlerine dijital metotları da her daim dahil eden tasarımcı, yakın zamanda dijital sanat eserleriyle NFT dünyasına katıldı. Müzayede evi Christie's ile beraber oluşturduğu 10 parçalık fantastik mobilya serisi, Kahn'ın NFT dünyasındaki varlığını müjdeledi. Biyomorfik figürlerin kullanıldığı hibrit tasarımlar, tasarımcının dijital dünyaya olan ilgisini zirveye taşımış. Koleksiyonda sandalyeler, masalar, depolama mobilyaları, bir kuş banyosu ve aydınlatma yer alıyor. Parçaların formları soyut ve işlevsel arasında bir yerde dururken, Kahn, amacının geleneksel biçimleri soyutlayarak mobilya fikrini zorlamak ve insanların bir lamba veya sandalyenin hareketini tanıyabilecekleri bir şey yaratmak olduğunu açıklıyor. Bu özel seri, dijital ortamda 3D model olarak tasarlanıp NFT olarak satışa çıksa da, her mobilya tasarımı dijitalin yanında fiziksel versiyonuyla da yeni sahipleriyle buluşacak. Misha Kahn'ın özgün stiliyle ortaya koyduğu şaşırtıcı tasarımları ve NFT dünyasına adım attığı fantastik koleksiyonu umarım size de ilham vermiştir. Bir sonraki bölümde kripto sanat dünyasından ilham verici yepyeni bir içerikle yeniden görüşmek üzere.